Bence evet. olsa olsa. Selamun aleyküm diyorum. Selam. Dur dedikodu yapacaktım. İlk iki kadar ne olacak diyordum. Biraz parlıyor mu? Bir dakika. Dur Üsküver. İki yufkadan. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. İki dakikalık bir sunum olur. Bir tane yumurta koydum. Biraz yağ, biraz su. Başka ne yapacağım? İki tane yufkada şey olmasın, bozulmasın da. Üç tane yufka aldım. Bir tanesini Sari'ye ıskara böreği yaptık. O Sade seviyor ya. Şöyle ortasına koyarım. Olur herhalde ya. Niye olmasın? Ortasına koyarım dedim. Önce şeyi dökecektim ama. Bak dökmedim. Sosu dökmem lazım. Artık yapacak bir şey yok. Sos da şey olsun. Hadi bakalım. Hala mutfakta şey kokuyor, hamsi kokuyor biliyor musunuz? Aygazların tepelerini, başlarını, demirlerini hepsini attık makineye. Ama kokuyor, hamsi kokusunu işte. Aygazların şeyini atmışsın ya. He. Çok kötü olmuştu. Tepeleri mi? Ben bir daha yıkadım onları. Elinle. Ne yaptı biliyor musun? Yıkamana gerek yok. He. Karbonat. Üstüne sirke, direkt üstündeki pislikleri alıyor. Sonra üstünü yıkamış gibi. Ne bileyim ben, hemen makine... akşam çamaşır suyu döktüm, makineye tıktım hepsini. Ben hiç makine atmıyorum, bir de paslandırıyor makineleri. Doğrudur kızım ya. Diyorum ya, siz gençler daha iyi bilebilirsiniz. Eski usul bizler biraz gecikebiliriz bazı konularda. Yok, onu herkes biliyor. Eskiden deterjan mı vardı? Karbonat, sirke. Ben bilmiyorum bak. Ben bilmiyorum. Bilmeyen mi var derken. Makine çok kötü yapıyor. Paslandırıyor şeyi. Doğrudur. Doğrudur. Buradaki kızartma şeyini oraya sereceğim, dibine sereceğim, yağ koymayacağım. Öyle zaten küçük yağlı bir şey olmasın. Şöyle lokma lokma. Tavada yapsam şey olur, çok yağ çeker. İncecik yufka yağlıya da gerek yok. Şimdi Esra ile biz bir çay koyarız. Güzel içeriz. Bir tane daha var. Onu da sardı mı? Yeter ikimize ya. Aç gözlü olma Sevim. Kendime diyorum çünkü ben kendim biraz aç gözlüyümdür. Doymam zannederim bazen. Sen o gün geldiğinde çiğ köfte yediğinde ben akşama kadar bir şey yememiştim ya. Dedim ya akşam da ne yaptım? Nohutlu pilav yaptım. Orada ne güldü onu. Öyle dedim. Doğru. Ben dedim daha bugün bir şey yemem dedim. 7'ye doğru acıkmışım. Nohutlu pilav yaptım. Dedim ne yapayım? Acık dedim nohutlu pilav yapayım. Şimdi de ne yapacağım bunun yanına? Patlıcan yapacağım. Acı biber de kızartacağım. Güzel oluyor patlıcan. Ya da ben mi çok seviyorum patlıcanı ya? Aşırı derece. Kızarsam mı? Kızartıp tencereye mi koysam? Güzel domateslerle birlikte. Şöyle kapak sıralama ama kızartmadan güzel olmaz. Patlıcan. Yani hiç kimseye de tavsiye etmem. Yemeğini bile yapsanız kızartacaksın ki lezzet olsun. Neden konuşuyorum böyle? Tecrübe, mutfak tecrübesi olduğu için. Ha güveçte ayrı. Güveçe bir sözüm yok.
Güç zaten fırınlama yapıyor. Çoğunluk. Evet, şöyle. Yağlı kağıdımı da ziyan etmedim. Bir de böyle kıtır kıtır oluyor ya, bayılıyorum. Böyle gevrek olmasına. Ben gevrek seviyorum. Hatta bazen şey diyorlar, aa yakmışsın. Yakmıyorum, bile bile tutuyorum ben onu. Belirli bölgesini, belirli bölgesinde. Gerçi bizimkiler de benim şeyime alışkınlar. Esra da öyle seviyor. Ye ye, ne oluyor, alışıyorsun. Üstüne de fırçayla bu sostan güzel dökerim. Sürerim yani, dökerim derken. İçine peynir de erir işte ise. Böyle canlar. Yaptığımız ne var? Günlük. Şeyi karıştırıyorlar galiba. Yaptığımız blokların dedikodu bloğu falan mı zannediyorlar? Ne zannediyorlar? Konuları, Ayşe'si, Fatma'sı, herkesi karıştırıyorlar. Bizim yaptığımız bloklar temizlik oluyor. Evde yapılan günlük işler oluyor. He, konu olursa zaten ben isim vererek bundan sonra oradan adlandıracağım. Konu olursa, yanlış yazan olursa, kötü yazan olursa zaten ismiyle direkt gireceğim. İsmimi zikredenin, ben de ismini zikredeceğim. Bir şey değil yani, o da kötü bir şey değil. Nasıl ben kimsenin ismini zikretmiyorsa kimse de benim ismimi zikretmeyecek arkadaşım. Çok zor bir şey değil bu. Evet, fırçayı bulmam lazım. Nerede? Fırçalar Esra. Çekmecede. He? Çekmecede. Çekmecede mi? Çekmecedeymiş. Büyük çekmecede mi, küçük çekmecede mi? Şöyle de dökebilirim. Hangi çekmecede? Şöyle hepsini de kullanacağım. Niye ziyan olsun? Bir damlacık ne benim işime yarayacak sonra, ne saklarsın bir işe yarar. Bir ay sonra belki börek yaparsın. Hani yarın yapacağım börek olur, sakla gitsin. Ha. Bunu sen atabilirsin Esra. Fırına. Ben şu tarafa koyayım kızım. Şey yapacağım, şu elimi yıkayayım da bir patlıcan doğrayayım biberle. Esra mutfağa girmek istiyor da ben sokmuyorum ben evdeyken. Onu da söyleyeyim de Esra niye yapmıyor diye falan sormayın. Ben mutfağı çok seviyorum. Ben evdeysem zaten Esra girmiyor. Biliyor benim mutfağı istemediğimi. Çünkü seviyorum ya. Hatta her zaman değilim. Mutfak benim işim evdeysem. Evde değilsen de artık yapacak bir şey yok. Sari'nin beslenmesini zaten ben hazırlıyorum. O ayrı. Ama ben bak ilk günden beri Sari'nin beslenmesine ben karışmıyorum. Kekmek olsun. Akşam oturdular, ana kız kek yaptılar. Hatta Sari biraz yorgun olduğu için şımarmaya başladı. Karabiber koymaya kalkmış, tuz koymaya kalkmış. Sari protest etti kekmeyi. Evet. Ben dedim hayırdır Sari dedim. Ağlıyorsun, gözyaşı da mı koyacaksın dedim. Zorluyorsun kendini kekin içine. Kahkahayı basmaya başladı, yorgunluktan versen. Aynen, proteste etti, tam karıştıramadım. He. O yüzden böyle oldu, şöyle yani, güzel oldu. Yok, güzel yine.
Bunda fazla koymuş. Kaç tane yaptınız? Koy tabağı da getir bak buraya göster. Sari'nin keki. Damlacık. Sari karıştırdı zaten de. Yani Sari'ye karıştırıyoruz. Yarın kendi de komple koyup. Şimdiki çocuklar maşallah vallahi. Cin gibiler. Her şeyi çabuk kavuruyorlar. Burada karabiber kutusu vardı şeyi. Ben arkamı döndüm. Fırını açacağım. Koydu mu yoksa? Koydu. Az koydu Allah'tan. Şöyle çikolatalı yaptık onu. Evet biraz fazla mı? İkisi dipte kalmış. Hı-hı. Fırından dolayı. Kaç tane götürdü Sare? Sare 3 tane götürdü. Yani dün bir tane yedi. 2 tane ben yedim. Geçen daha çok yedi biliyor musun? Şimdi farklı şeyler yapıyorum. Bazen yemiyor. Bazen şey ya biraz çok da iyi değil Sare bu ara. Çok şey yapmıyor. Ayakta atlatmaya çalışıyor. Burnu akıyor hala. Yok şey geçti burnu akıntısı bu arada. Okula giderken akmış bayağı bir sildim. Sabah yoktu bir şey. Burun akıntısı olur normal. Ama iğren akıyor. Onlar... Yok öyle kötü değildi. Öksürük möksürük yok yani. Yani kötü değildi. Okula gitmeyecek bir yok. Değil. Yok canım o kadar da değil ama çok hasta olan çocuklarımızla göndermeyelim. Başka çocuklara da bulaşmasın. Bunları neyde kızartalım? Neyi? Patlıcanları. Tencerede. Yok, patates tenceresi deme anlamında dedim. Yine aynı tencerede kızartalım. Evet, öyle yapalım. Yağını değiştirebiliriz. Ya da yağını değiştirmem. Yeni koydum ya, dün güzel. Zaten yağı değişmişti o. O yağdan kullanırım. Değişmedi. Ben dün yeni yağ döktüm. O diğeri patlıcan senin ayırdığın var. Niye yine kızartmaya geçtim? Göğe yemeğini yapacaktım. Yemeği mi yapsam böyle kızartıp? Yok be ben böyle yerim bunu. Bir de yemeğiyle mi uğraşayım? Domatesleri ezik zaten. He? Domatesleri ezilinde değil. Ezik? Tamam bayağı ezik. Evet. Halbuki onları pahalı aldım biliyor musun? Uzun domates değil salata diye. Allah Allah dedim. Annem domates almış dedim. He. Ama hepsi ezik. Hiç sorma ya. Şey veriyorlar kese kağıdının içine koyuyorlar. Seçtirmiyorlar. Kese kağıdının içine dolduruyorlar ezikleri. Ezik almışım. Ne almışım? Ezik. Ben ezik almadım ki kızım. Ezik alsam ben bilirim ezik aldığımı. Oradan adam kendi koyuyor. Güzel görüyorsun önünden bahçe domatesi oluyor ya. Salata yapmak için. Seçtirmiyor onu. Normalde seçiyorsun öbürkünleri. Hadi adamın insafına kalmış. Bari bir tane koy bana. Tamam anlıyorum seni. Satamıyorsun hepsini. Ezikleri de ne yapacağım diye düşünüyorsun ama fire verenleri bir tane koy bana da. Herkese bir tane koy doldurma. Hepsini bana mı verdin mübarek? Sarı'nın kekiyle işim olmaz. Kekle işim olmaz. Tatlıyla işim olmaz her zaman. Arada bir olabilir. Şöyle şuna da dolduralım. En bereketli de çöp, bulaşık. Ne valla yıkadım patlıcanım bu şekil. Atacağım. Tuzlu suya koyayım mı koymayayım mı karar veremedim de. Bazen koymuyorum. Yıkıyorum böyle kızartıyorum. Acı olmuyor bazen tazeler de. Bazı patlıcanlar acı oluyor, iyi oluyor. Siyah da suyu çıkıyor. Bunda onu göremedim. Ben patlıcan kızartmaya geçeyim de böreğimi de pişince gösteririm. Canlarım ne yaptım? Bir su yıkadım tuzlu suda bir daha doğradım ben bunları. Kapatmışım o arada. Biraz daha küçük yaptım dilimlerimi. Tencerem küçük çünkü değişecek inşallah. Kızartma tenceremi de değiştirmem lazım. Dışı siyah ya artık açılmıyor. Bazen öyle bir sinirli oluyorum ki farkına varmıyorum yağların içine elimi bütün parmaklarımı şişiriyorum. Hissetmiyor artık parmaklarım. Darbe ala ala
Diyorlar sıcağı nasıl tutuyorsun, soğuğu nasıl tutuyorsun. Hissetmiyor ki. Açtın mı Esra'nın altını? Ha, açtım. Ha, böreği soruyorum açtın mı diye de. Yani demek istedim. Bizim blog. Ha, Allah razı olsun seyredenden, seyretmeyenden de belki beğenmez. Ben der dedikodu seviyorum. Ben başka kanala gideceğim. Ben lafları, sözleri ben merak etmiyorum. Siz evde ne yapıyorsunuz? Gelin kaynana. Olabilir. Olabilir. Saygım sonsuzdur. Kimse kimseye mecbur değil. İzlemek zorunda değil. Diyorum ya, her şey nasip, kısmet işidir. Bu tepsim de çok artık eskimiş de yine de böyle şeylerde kullanıyorum. Şeyler doğruyorum içine. Altına koyuyorum, iyi oluyor. Atmadım. E bir gün onu da atarım, yenisi gelir. Bir şey olmaz. Demin bir çorba istedi canım ama karar veremedim de çorbası. Kemik almam lazım. Kemik çorbası böyle ilik. Ama çok şey istiyorum ben de. Çocuk gibiyim. Kızartayım ben bunları da. Bir taraftan da fırınımda pişsin, öyle gösteririm. Ondan sonra ne yaparım bilmiyorum. Balkonda otururuz, güzel yemeğimizi yeriz. Yağmur yağmıyor çünkü. Hava da güzel. Ne soğuk, ne sıcak, ne ılık. Ah, ah. Ben bu gelinden neler çekiyorum biliyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz, o varken konuşamıyorum. Çünkü susturuyor beni. Ah, oğlana demiş bana. Araba al, araba al da annem görmesin, duymasın demiş. Ya bütün işleri bana kakalıyor. Orada da böyle kibar kibar. Ay ben de çocuk bakıyorum. Çocuk okula gönderiyorum. Havasından geçinmiyor. Ah ne beterler bunlar. Ah, ah, ah. Bu gelin milleti yok mu bu gelin milleti? Otursunlar telefonda. Alo Ayşe. İnternetten mi alacağız, sipariş vereceğiz? Bildikleri bir şey yok. Ay yemekte mi sipariş edelim internete? Bugün yemeğimiz de yok. Fatma, sen nereye gidiyorsun? Hangi kalemden aldın? Ay, hiç sormayın, hiç sormayın. Kaynanaları da otursun bunlara yemek hazırlasın. Bunlar da oturup kendi yapmış gibi öğüne öğüne yiyorlar. Şikayet etmiş gibi olmayayım yani. Şikayet etmiş gibi olmayayım. Sesi soluğu çıkmıyor. Çıktı balkona. Telefonda fıs 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 konuşuyor. Ben sanki bilmiyorum benim hakkımda konuştuğunu. Diyordur. Kaynanam eşek gibi çalışsın mutfakta. Kullan kullanabildiğin kadar diyordur. Ben anlamıyorum sanki, anlamıyorum. Ah ah. Ay canlarım ne yapsın, Esra da işte koşturuyor, çocukla ilgileniyor. Oldu oldu bak. Güzel kızardı. Kekribar gibi, kekribar gibi. Oh mis gibi vallahi. Tuz atıyorum ben ona öyle sade sade. Bayılıyorum. Evet patlıcanımı kızarttım. Böreğim de kızardı. Şöyle. Size bir şey değil mi? Tam istediğin gibi oldu. Kıtır kıtır. Vallahi tam istediğim gibi. Çok sıcak ama. Ben bayılıyorum. Kıtır kıtır olacak börek. Şöyle koyayım. Çok sıcak yiyemiyorum. Kıtır kıtır ama. Bunu doğrayıp Esra ile iki tabak yaparız. Esra da yoğurt almaya çıktı üst kata. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemediğiniz için izleyenler, esirgemez inşallah izlemeyenler de yorumlar yazarlar, fikirler yazarlar.
Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle acı biberi de attım. Esra yiyor. Acı da yiyor artık benimle birlikte. Çok olmasa da ayak uyduruyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İsterseniz onun üstüne yoğurt sarımsak da dökebilirsiniz. Ay hava gürledi. Aklım çıktı. Desteklerinize ihtiyacım var gerçekten. Görüşmek üzere.